Günaydın doktor da doktor Murat Topoğlu'nun yanındayız. Zaten siz onu tanıyorsunuz ama bilmediğimiz şeyler var. Bilmediğimiz ne olabilir? Meyveler bize kilo verdirir mi? Hangi meyveler bize zarar verir? Hangisi kilo aldırır? Hangisi kilo vermemize yardımcı olur? Bugün Murat hocamla bunu konuşacağız. Şimdi tabii ki meyveler oturup 5'er kilo, 6'şer kilo meyve yerseniz tabii ki kilo alırsınız. Dolayısıyla bugün size en fazla kilo verdiren meyveleri baştan itibaren sıralamaya başlıyorum. Mesela? Sizi şöyle alalım. Evet. İşte iki tane meyve. İkisi de armut. Armut gerçekten bağırsakları çalıştırıyor ama kabuklarıyla beraber yiyeceksiniz. Biraz ısıra, şekerli ısıra. Değil mi hocam armut? Ama şekerli ama kalorisi çok düşüktür. Onun için armut benim baş tacımdır. Mutlaka her gün bir armut tüketelim. Hangisini? Günde fark etmez. Bundan iki tane tüketebilirsiniz. Bu büyüklükte armut diyebilirsiniz. Günde 3 porsiyon meyve hakkımız var. Bir porsiyon meyve bu kadar meyve. Dolayısıyla 3 porsiyonu geçmeyeceğiz. Ama şimdi tek tek anlatacağım. İyice not alacaksınız. Armut mutlaka tüketelim. Armut bizim tatlı ihtiyacımızı da giderebilir bu durumda. Bu arada değil mi? Başka bir meyveden de bahsetmek istiyorum. Özellikle gördüğümüz işte gibi ananas. Eskiden biraz pahalıydı ama şu anda ucuzladı. Ama ananasın yarısı bir meyve diyoruz. Bakın ananasın yarısı bir meyve. Dolayısıyla ananas aynı zamanda ödem çözer. Vücuttaki toksinleri de atarsınız. Fakat kalorisi çok düşük bir meyvedir. Ananası her gün yarım tüketelim diyorum. Evet. Yarım dilim ananas mı hocam? Yarım ananas. Yarım. Yarım ananas. Ananasın yarısı. Yarısı aynen. Şimdi peki bunlar aynı zamanda tatlı oldukları için bizim böyle aşırı tatlı isteğimizde belki kesebilir. Hem de daha masum. O açıdan da hocamıza kulak vermemiz lazım. Hocam neyle devam edelim? Şimdi bakın burada güzel bir meyve çeşidimiz daha var. Özellikle bunu ayrılıyorum elime muz. Muzu kesinlikle yasak listesinden çıkartıyorum. Onu diyecektim tam. Çünkü içinde potasyum, magnezyum açısından çok zengin olan en güzel meyvelerden bir tanesidir. Geceleri bacaklarına kramp girenler, hani krampla böyle ağrıyla kalkanlar uykudan mutlaka günde bir tane muz tüketmeli diyorum. Aynı zamanda sabah kahvaltısı yapmayan kişiler, mesela çocuklarınız kahvaltı yapmıyorsa sabah bir muz yesin gitsinler, çok tok tutar çünkü. Yani çok güzel. 2 saat boyunca size yemek yedirmez. Genelde diyet listelerimizden muzu çıkarırlar hocam. Hayır, muz serbest. Bir tek üzüm vermiyoruz. Üzüm de zaten mevsim meyvesi değil. Evet, onun zaten için bu mevsimin meyvesi değil. Doğru söylüyorsun. Tabii ki portakalı burada bahsetmeden geçemeyeceğim. Portakal hakikaten çok güzel bir şey. Ben bunların kabuklarının içinde beyaz kısımları var ya, o beyaz kısımlarını da yiyorum. Aa, o ne yapıyor? Neden? Neden? Çünkü çok lif var. Çok tok tutar. Hani vücutta emilen ve emilmeyen lifler var. Yani bunun hani portakal kabuğu reçeli yapmıyor musunuz? Yapıyoruz, çok da güzel oluyor. Şu kısmını hafifçe soyup o içindeki beyaz kısmıyla tüketeceğiz. Bu işin en önemli tarafı. O zaman portakal suyu içmek yerine portakalı direkt yiyelim değil mi? Kesinlikle posasıyla beraber yiyeceğiz. Evet. Bakın size bir başka daha meyve daha göstereceğim. Burada evet, bir sürü elma çeşidimiz geldik var. Geldik elmaya. Elma hakikaten Amerika'da şöyle söylerler. Elma giren eve doktor girmez diye. Ama elma bazen hakikaten acıktırabiliyor insanı. Bazı insanları acıktırmıyor. Çok fazla acıktırıyorsa tüketmeyebilirsiniz. Ama elma hakikaten çok şifalı bir meyvedir. Eğer bunu bu şekilde yerseniz bağırsaklarınız çalışır. Eğer haşlanmış yerseniz ishaliniz varsa ishalinizi durdurur. Ters etki yapabiliyor yani. Evet. Aha, çok ilginç. Haşlayıp yerseniz ishaliniz varsa haşlayıp yiyin diyeyim. Normal kabızınız varsa bu şekilde yiyin diyorum. Hocam şimdi, ne güzel görünüyor değil mi? Vallahi çok güzel görünüyor bu elmamız. Biraz yesek mi acaba? İstersen ben yiyelim, gel beraber. Olur. Şimdi tam ortadan kesiyorum. Evet. Şimdi açıyorum. Şu gördüğümüz içindeki çekirdeği görüyor musunuz? Evet. Bakın. 2 tane. Bunun biri senin, biri benim olacak. Hemen aldım şöyle. Ben şöyle hafifçe alıyorum. Ne yapacağız bu çekirdeği hocam? Bunlardan yiyeceğiz. Çekirdeği mi yiyeceğiz? Hı-hı. Hiç elma çekirdeği yememiştim hayatımda, şimdi yiyeceğim. Ama ne, haftada bir defa. Hı-hı. Bir adet. Acı elma değil, çekirdeği, bir adet armut çekirdeği, bir adet de ayva çekirdeği, fazla değil. Tüketelim, vücudumuzu sürekli enfeksiyonlardan koruyan antioksidan ve gerçekten müthiş kanser önleyici. Müthiş bir şey öğrendik şu anda. Aynen. Hayatımda ilk defa yeme çekirdeği yedim. Tadını da çok beğendim bu arada. Asla şu kabuklarını soyup sakın ha. Kabuklarıyla beraber yiyeceksiniz. Çünkü kabuğunda pektin dediğimiz bir element var. Pektin dediğimiz bir lif var. Aynı zamanda emilmediği için vücutta dolgunluk yaratıyor. Ve bu şekilde hani elmanın çöpünü möpünü her şeyini tüketelim diyoruz. Gerçekten bu sefer çöpünü möpünü hepsini tüketelim diyoruz. Vitamini kabuğunda derler ya hocam. Hani aynen öyle. Vitamini kabuğundaymış elmanın. Şimdi
Ayvaya geldik. Ayvada da aynı şekilde. Ayvada en çok tok tutan meyvelerden bir tanesi. Her zaman tavsiye ediyorum. Bunu buradan keseceğim. Biraz ayva serttir. Evet. Onun için böyle bir sert bir şekilde kesmemiz lazım. Ha gayret hocam. Evet. Evet. Bakın. Evet. Şimdi biraz önce bahsetmiştim. Şuradaki gördüğümüz çekirdeği. Bunun gene bir tanesini sana veriyorum. Alayım. Şöyle. Hop. Hoppa. Bir tanesini de kendime alıyorum. Şu üçtekini de. Yiyeceğiz mi yine? Evet yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Tamam. Evet, bir elma çekirdeği, bir de ayva çekirdeği. Ben zannettim ki bunları meyveleri yiyeceğiz ama. Meyveleri de yiyeceğiz canım. Ama önce çekirdeklerini yiyelim. Güzel. Embriyo. İçindeki embriyo yiyorsun yani. Aynen öyle aslında. Yani bunu mutlaka yiyeceğiz. Tok tutan tek meyvadır, tek meyvadır. Her gün mutlaka gene ayvayı yemek. Hani şey anlamda ama ayvayı hakikaten tüketelim diyorum. Bu ayva çekirdeğini, elma çekirdeğini öyle bir sürü yemeyeceğiz değil mi? Birer tane. Hayır, haftada. Haftada bir kez. Haftada sadece bir tane yiyeceğiz. Bir veya iki tane o kadar. Evet. Şimdi buradan geliyoruz. Hah, greyfurt, İşte benim favorime geldik. Favorim bu. Benim neden favorim bu. Hocam o? Çünkü kırmızı, ama kırmızı mı beyaz mı, eskiden sarı greyfurtlar vardı. Evet. Bu çok önemli. Greyfurtun içi kırmızı mı sarı mı diye sormanız lazım manavınıza. Bakalım bize kırmızı dediler, acaba kırmızı mı çıkacak? Peki hangisini tercih etmeliyiz? Kırmızıyı mı sarıyı mı? Tabii ki kırmızıyı tercih edeceğiz. Neden? Bakalım. Evet. Çok güzel. Gerçekten kırmızı. Bunu da benimseyim. Şimdi kilo vermek istiyorsanız mutlaka gene günde bir tane greyfurt tüketeceğiz. Ama şu posalarıyla beraber yiyeceğiz. Yani sıkıp değil. Hayır hayır. Yiyeceğiz biz. Neyi suyunu sıkalım ya, biz Allah böyle yaratmış. Bunun posasıyla yiyeceğiz yani. Ama yiyemeyenler için çok güzel bir tarif vereyim. Eğer tansiyon probleminiz yoksa azıcık tuz atarsanız, tuzla beraber bunu emerek parçalayıp ağzımızda yersek inanılmaz lezzetli oluyor. Ben her akşam yapıyorum. Azıcık gerçekten tuz mi atıp tabii. Hatta hocam, ne yapıyoruz? Eriği bakın genelde tuzla yerdim ben. Demek ki greyfurtu da böyle tuzla yiyebiliyoruz. Hemen bir tuz isteyelim varsa burada. Evet, bir tuz alabilir miyiz varsa? Hocam tuz var mı? Tuz. Heh, bakın buna sana da yapacağım. Tamam. Bunu sana vereyim. Bu benim olsun. Şimdi bunu tuzlayıp yiyeceğiz. Evet. Hocam güzel de dilimlediniz ha. Vallahi. Vallahi. Şöyle bak yapacağız. Buralarını. Böyle. Açacağız. Açtık. Heh. Bak şimdi. Ama şurasını da yiyoruz. Tamam. Çok sağ ol. Tuzumuz da geldi. Evet. Çok azıcık tuz atacağız. Şöyle koyuyorum buraya. Çok atmıyoruz. Azıcık. Çok azıcık şöyle. Bakın şu kadarcık yeterli. Tamam. Şöyle atalım. Evet. İnanılmaz lezzetli. Ağzınız sulandı biliyorum. Ama siz de yapın. Biz de her yerde var. Hadi. Bu acı tadını aldı biliyor musunuz? Greyfurt'un acı bir tadı var. Burnumu bile soktum greyfurt'un içine bu arada yerken. Posasını da ye. Bak şu altındaki beyazları ye. Onu da yiyorum. Şu beyazları da yiyeceğiz. Canımız da istemiş şimdi. Vallahi. Biraz daha mı tuz atsak? Kameraman arkadaşım da canım, soğanı sana da vereceğim, merak etme. Bak sana özel tuzladım, bak 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 bak. Hadi. Ham. Evet, burada mandalinimiz var. Var, onlardan burada hocam. Tamam. Mandalinimiz burada. Bu son zamanı. Mandalinimiz, en sevdiğim meyve bu. En kolay soyuluyor, yeniyor hemen. Tabii, hop diye kolay bitiyor. Soyunuyor, yeniyor. Hakikaten bunu da dediğim gibi güzelce mandalinimizi posasıyla beraber yiyeceğiz. Madem. O dışındaki şeyleri sökmeden mi? Bak şöyle yapacağız tabii. Tabii annem beni şımartmak için öyle yapardı. Böyle her yerini söker. Ay annene söyle şimdi, onu yapmıyor. Şimdi onu sökmememiz gerekiyormuş. Hemen şöyle. Bu yaştan sonra onu öğrendik. Bakın böyle güzel soydum. Biraz zor soyuyor. Anneler babalar çocuklarına soyarken beyazı ayıklamasınlar, onu kesinlikle söyleyeyim. Kesinlikle şu beyazları zaten bizim için en sağlıklı olanları. Evet, meyvenin kendisi buradan kadar kabuğunu da tüketmekte i̇şte, fayda var. İşte bakın şu, gördünüz mü şu beyazları, bak bak bak. Bunlar. Şunlar. Atmıyoruz. Bunu paylaşamayacaksınız aranızda. Sen mi yiyeceksin, ben mi? Hadi ben yiyeyim hocam. Vallahi çok sağ olun. Hocam beni kandırmıyorsunuz değil mi? Hadi kandıracağım canım. Mandalini kendinize saklasın, yok, bana yok, bunu ver. Yok yok, bunu da vereyim sana. Beraber, hep beraber cümbür cemaat yiyeceğiz. Evet, yedim ben şimdi cücüğünü. Çok güzel, lezzetli inanın. Mutlu ol. Aç, o. Oh. Doğan'a da isteyecek. Doğan'a da verin. Doğan'a da verelim. Bütün ekibe mandalini yedirdikten sonra kendimiz evet de yiyelim. İşte böyle sağlıklı besleneceğiz. Allah ne güzel yaratmış Türkiye'mizde. Her şeyimiz cennet. Sebzelerimiz, meyvelerimiz var. Fakat bizler bunu maalesef çok yağlı,
çok bir takım pirinçlerle, işte pastalar, börekler yiyeceğinize istediğiniz kadar meyve, istediğiniz kadar sebze yiyin. Ama sağlıklı pişirerek yiyelim. Evet. İnanın kilolar zaten gidiyor. Hiç merak etmeyin. Gerçekten meyvelerin her biri bir mucize. Hocam ama nasıl tüketeceğimizi bilmiyoruz çoğumuz. Aynen. Çok güzel bilgiler verdiniz bize Doktor Murat Topoğlu. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Sağ olun hocam.